Elimize böyle bir tane süpürge geçti, şarjlı. Tabii ki içini açtığımızda muhteşem mühendislikle karşılaştık. Ne o? Bir tane 18650 pil koymuşlar. Bir tane devre, bir tane dandik motor. Süpürge de ucuz zaten. İş yapan tek şey kasası. Motoru bu. Şöyle yanmış tabii. Pil sağlam, kart patlak. Kart da yanmış. Kart attık mı? Kartımız da burada. Bakın şuradan zaten patlamış. Çekim gücü de yok denecek kadar az. Dedik ki bunu yükseltelim. Motor aldık. RS385S 24 volt. Kalkış içinde tahminim 2 amper ile 5 amper aralığında bir amper istiyor. Dedim ki bir tane adaptörle besleyeyim bunu. 19 volt, 3.42 amper. Motorumuzu kaldıracak, kuvvetli bir çekim sağlayacak. Buraya bir soket lazım. Neden? İleride şarjlı yapmak istersem pili hazırladığımda direkt takabilirim. Onu da bulduk. Şöyle bir parça geçmiş dedim, atmadım. Onu buraya yerleştireceğim. Projeyi önce anlatıyorum. Motor takacağız. Yalıtımını sağlayacağız. Çünkü kapatıldığında sağından solundan havanın kaçmaması lazım. Sonra da çalıştıracağız. Şimdi öncelikli olarak eski motorun parçalarını sökeyim. Yani bu kadar neden boş konuştun diyenler olabilir. Başkası başka türlü bir şey yapacaksa aklında fikir oluşsun. Buradaki önemli olan şey motorun DC olması lazım. 220 volt motor takılmaz buna. Takılırsa eritir, yakar ve elinizde bir bombayla gezersiniz. 220 voltta çalışan küçük bir mini süpürgeyle gezersiniz. RPM sayısı yüksek bir motor daha iyi iş görür. Yalnız burada önemli olan motorun data sheet'i, yani verileri. Başlıyoruz. Önce şu motoru bir parçalarından kurtaralım. Neden? Şu anahtar lazım bana. Ne için lazım? Açma kapamayı bu anahtarla yapacağım. Bu anahtar da dönüş yönü doğru olması için, bakın buraya kırmızı işaret koymuşlar. Buraya lehimliyorum. Artı 3 burası. Ters lehimlersem terse döner. Bir de bunun siyahından lazım bana. Farklı renkte olur. Kablo poşetimiz nerede? Bu da tamam. Soketimize takalım. Şimdi iç taraf artı. Yani şu. İçten geliyor. Bu da dış. Ben bunu çat çat lehimlerim de kamerada çeksin diye uğraşıyoruz. O yüzden mesele uzuyor. Şöyle de bir istasyon yaptım kendime. Yani lehim telimiz çok kalitesiz. Şimdi bakalım anahtarımız çalışıyor mu? Şu an buradan devre tamamlanmıyor. Anahtara basıyoruz. Tamam. Şimdi bunu buraya yerleştireceğim. Nasıl olacak? Şöyle. Yani biraz şuralardan keseceğim ki tam otursun.
Okey. İran yapıştırıcı sertleşince kemik gibi tutar. Buradan soketi taktığımızda arkaya doğru patlamasın. Fazlalıklar temizlenir. O problem değil. Kurumasını bekleyeceğim. Şimdi bakalım. Evet, taş gibi oldu. Toplayacağız. Çalıştıracağız. Haydi bismillah. Mükemmel değil ama kötü de değil. Bu haliyle de satıldığı halden kat kat iyi durumda. Ancak yine de yetersiz. Pil nasıl duracak? Yaptığımız pil şu üçgenler var ya. Onlardan yapabilirsek ya da geniş. Şöyle buraya sabitlenir. Bir şekilde şuradan bir hat çekilip pilin burada bütün olarak kalması sağlanır. Ya da bu tarafa eklenebilir. Bir şeyler yapılır ve pillere çalışır. YouTube kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayın. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.